Of, işler yine erteleye erteleye dağ gibi birikti. Önümde kocaman bir yapılacaklar listesi öylece duruyor. Alışverişe çıkılacak, arabanın muayene randevusu var, ev temizlenecek, kediler için mama siparişi verilecek, seslendirdiğim kitabı bugün teslim etmem lazım, sabahın 6'sında uyansam anca yetişir bu işler. Hatta yetişmez bile. Çıldıracağım ya, 24 saat yetmiyor. Bu senaryo size de tanıdık gelmiştir eminim. Her gün yapılması gereken onlarca iş var. Bunlardan bazıları acil, bazıları ise sonraya erteleyebileceğimiz işler. Dikkat ederseniz çok tehlikeli bir kelime kullandım. Ertelemek. Biliyorum, hepimizin muzdarip olduğu bir konu bu. Peki neden bir şeyleri erteliyoruz? Neden şimdi yapılması gereken işlerde bile erteleme düşüncesi hiç beynimizden çıkmıyor? Cevabın tembellik olduğunu düşünüyorsanız konu o kadar basit değil, söyleyeyim. Yani bu öyle tembelim ben ya, ondan erteliyorum diye geçiştirilebilecek bir konu değil. Ertelemekle zaman yönetimi arasında ciddi bir ilişki var. Bunu hem yaptığım araştırmalardan hem de kendi deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim. Bir şeyi ertelediğimizde zamanı yönetemiyoruz. Zamanı yönetemediğimizde tekrar erteliyoruz. Yani kısır bir döngü bu, hiç bitmiyor. Fark ettiğimizde ise çoktan alışkanlık haline gelmiş oluyor ve ondan kurtulamıyoruz. Peki ne yapmalı? Zamanı nasıl yöneteceğiz? Ertelemekten nasıl kurtulacağız? Bununla ilgili sağda solda yazılıp çizilen birçok yöntem var. Eminim siz de birçoğunu okumuşsunuzdur ama ben bugün size farklı bir yöntemden bahsedeceğim. Ertelemekten kurtulmak için ertelemeyi tavsiye edeceğim. Yani onu kendi silahıyla vuracağız. Hazır mısınız? Bu yöntemin adı yapılandırılmış erteleme. Örneğin gün içinde yapılacak 6 adet işimiz var. Bunun için ne yaparız? Önce bir önem sıralaması yaparız, öyle değil mi? Diyelim ki ertesi gün için bir doktor randevusu alacağız. Onu elbette ilk sıraya yazarız. Her şeyin başı sağlık sonuçta. Yarın teslim edeceğimiz projeyi bitirmek ikinci sırada olsun. Yarın bir de toplantı var. Bugünden ona hazırlanmamız gerekiyor. Onu da üçüncü sıraya alalım. Faturalarımızı ödeyeceğiz. Dördüncü sırada da bu olsun. Çalışma masamızı düzenlememiz gerekiyor. Bunu da beşinci sıraya yazalım. Son sıraya da uzun zamandır izlemek istediğimiz bir film yerleştirelim. Şimdi normalde hepimiz bu sıralamayı takip ederiz, öyle değil mi? Ne de olsa önem derecesine göre bir sıralama yaptık. Ama ben size başka bir şey tavsiye edeceğim. Bu maddelerden zor olanları, yani gözünüze büyük gelenleri erteleyin. Evet, bilinçli olarak erteleyin. Listenin ilk sırasına yapmaktan en çok keyif aldığınız şey neyse onu yazın. Tabii önem derecesi yüksek olan görevleri aksatmamak şartıyla. Yani güne bir süredir ertelediğimiz filmi izlemekle başlayabiliriz. İkinci sıraya yapmayı çok da sevmediğimiz, yapmasak da olur dediğimiz bir şeyi koyalım. Yani çalışma masasını düzenlemek olabilir. Bunu yapmasak ölmeyiz sonuçta. Gelelim üçüncü maddeye. İşin en can alıcı kısmı da işte burada başlıyor. Bu maddeye yapmamız gereken ancak ertelediğimiz için bir türlü başlayamadığımız bir iş koymamız gerekiyor. Örneğin faturaları ödemek. Bu görevi de tamamladığımızda diğer önemli işleri tamamlamak için gerekli motivasyonun büyük çoğunluğunu elde etmiş oluyoruz. Yani bizi aldatan beynimiz var ya, hani şu hep sonra yaparız diyen erteleyen beyin. Şimdi bu numarayla biz o beyni aldatmış oluyoruz. Çünkü beyin bir işi başarıyla tamamladığında bizi ödüllendirir, dopamin salgılar. Bu hormon motivasyonumuzu, odaklanma yeteneğimizi artırır. Böylece bir sonraki göreve geçmek için daha hazır hissederiz. Yani yöntem son derece basit. Önce kolay ve zevkli işlerle beyne dopamini yükle, ardından zor görevlere geçiş yap. Yapılandırılmış ertelemeyle aslında beynimizin ödül mekanizmasını stratejik olarak kullanmış oluyoruz. Beyin bir görevi tamamladığında ödül olarak dopamin salgılıyor demiştik ya, tamamlayamadığında da stres hormonu salgılıyor. Bu hormon bir süre sonra anksiyete ya da tükenmişlik hissi olarak bize geri dönüyor. Tamamlayamadığımız her görev beynimizde bir kıymık gibi kalıyor. Bakın literatürde bunun bir adı da var. Zeigarnik etkisi. Adını Rus psikolog Bluma Zeigarnik'ten alıyor. Zeigarnik, insanların tamamlanmamış veya kesintiye uğramış görevleri tamamlanmış olanlara göre daha iyi hatırladıklarını keşfetti. İşte yarım kalan işleri sürekli düşünmemizin sebebi de tam olarak bu. Böyle olunca biz yeni işlere nasıl motive olacağız ki? Yeni bir işe başlarken aklımızda hep o tamamlayamadığımız işler olacak. İşte yapılandırılmış erteleme yöntemi o yüzden bu kadar etkili. Önce küçük ve yapmaktan keyif aldığımız aktivitelerle başlamak bizi giderek daha büyük adımlar atmaya teşvik ediyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken başka önemli bir nokta var. Her ne yapıyorsak sadece o işle ilgilenmemiz gerekiyor. Film mi izliyoruz? Sadece filme odaklanmamız lazım. Çalışma odamızı mı düzenliyoruz? O iş bitmeden başka işe geçmek yok. Çünkü amaç odaklandığımız işi tamamlayıp hemen beynimize dopamin salgılatmak. Günümüzde bu çok kolay değil biliyorum. Çünkü o kadar çok uyaran, o kadar çok dikkat dağıtan faktör var ki.
bir işi yaptığımız sırada başka bir işle ilgilenirken buluyoruz kendimizi. Hatta buna multitasking yani çoklu görev adı da veriliyor. Beynimiz dopamini çok sevdiği için minik minik dopamin dozlarının arayışına giriyor ve bir işten başka bir işe atlıyor. Ama sonuca baktığımızda elde var sıfır. Hiçbir işi tamamlayamayan ya da çok geç tamamlayan bir insana dönüşüyoruz. Peki diyelim ki yapılandırılmış erteleme yöntemi tam olarak işe yaramadı. Yani küçük ve keyifli işleri yapmamıza, bitirmemize rağmen yeni işler için gerekli motivasyonumuz hala yok. Burada da başka bir yöntem devreye giriyor. Yani yapmak istediğimiz şey her neyse ona hemen başlamak. Yani ona bir şans vermek. Bakın Instagram'ın kurucularından Kevin Systrom bu konuyla ilgili ne diyor? Bir şeyi yapmak istemiyorsanız en az 5 dakika yapmak için kendinizle bir anlaşma yapın. 5 dakika sonra her şeyi siz yapmış olacaksınız. Bende bu yöntem genellikle işe yarıyor. Örneğin bu içeriği hazırlamak henüz fikir aşamasındayken benim de gözümde büyümüştü ama hazırlamaya başladıkça giderek kolaylaştığını hissettim. Bu aşamada da genelde nereden başlayacağım gibi bir soru, bir zorluk ortaya çıkıyor ama inanın nereden başladığınızın hiçbir önemi yok. O an aklınıza ne geliyorsa oradan başlayabilirsiniz. Örneğin ben bu içeriği hazırlarken henüz senaryoyu bile oluşturmadan önce videonun başında gösterdiğim bu grafiği hazırladım. Ondan sonra aklıma başka fikirler geldi ve içeriğimi hazırlamaya devam ettim. Yani işe başlayarak aslında beynimize önemli bir sinyal gönderiyoruz. Ve emin olun o başlangıç noktasından bir alan açılacak ve o sıkışmışlık hissinden kurtulup üretkenliğinizin arttığını hissedeceksiniz. İlk adımı atmak işte o yüzden çok önemli. Bu çok küçük, belki önemsenmeyen işler de olabilir. Ya da çok büyük zorlu görevler de olabilir, hiç fark etmez. Ama önemli olan harekete geçip o başlangıcı yapabilmek. Çünkü o ilk adım beklediğimizden çok daha büyük bir etki yaratabilir. Atlamadan önce iki kere düşün derler. Ama ben onu biraz değiştirdim. Önce atla, sonra istediğin kadar düşünürsün.